Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Merhabalar hocam. Bugünkü dersimize kırıksız kaya dayanımını etkileyen faktörlerle devam edeceğiz. Bunlar şöyle başlıklar halinde sıralayacak olursak, anizotropi, şekil, boyut, çevre basıncı, boşluk suyu basıncı ve sıcaklık olarak değerlendirebiliriz. Önce anizotropiden başlayalım. Şimdi arkadaşlar konumuz kırıksız kaya olmakla birlikte burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Kırıksız kaya tanım itibariyle neydi? Makro süreksizlik içermeyen kaya idi. Bu ele alacağımız örnekte bir karot var elimizde ve karotta tabakalanma yüzeyleri var. Tabakalanma yüzeyleri esasen daha sonra süreksizlikler bahsine geçtiğimizde göreceğimiz gibi bir süreksizlik yüzeyidir, bir süreksizlik türüdür. Fakat onu diğer süreksizliklerden ayıran bir özelliği var. O da tabakalanma yüzeyleri boyunca çekme dayanımının sıfır olmaması. Yani belli bir çekme direnci olması. Yani orada bir süreksizlik var ama kayanın bütünlüğünü bozmuyor. Karotun silindirik şekilde çıkarılmasını engellemiyor. Bu kapsamda tabakalanma düzlemini biraz diğerlerinden farklı ele alacağız. Yani süreksizlik ama çekme dayanımı olan bir süreksizlik. Şimdi süreksizlik yönelimlerini şurada yatayla yaptığı açıyı teta olarak alırsak, teta 0, teta 90 derece, teta 60 derece gibi. Yani 0'la 90 derece arasında değişen süreksizlik yönelimlerini karotlar üzerinde bu şekilde deneye tabi tutarsak, tek ekseni sıkışma deneyine, mesela en yüksek dayanımı kuvvet uygulama yönüyle süreksizlik arasındaki ilişkinin burada olduğu gibi 90 derece olduğu ya da kuvvetin süreksizliklere dik olduğu ve kuvvet uygulama yönünün süreksizliklere paralel olduğu yönde görürüz. Teta açısını şu diyagramda 0 ile 90 derece arasında koyarsak maksimum dayanımlar 0'da ve 90'da gerçekleşiyor. Aradaki değerlerde süreksizliğin yatayla yaptığı açının 0 ile 90 derece arasında olduğu durumlarda açının değerine göre tek ekseni sıkışma dayanımı azalıyor. Ve minimum dayanımı bize nerede veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Teta eşittir 45 artı fi bölü 2'de. Bazı kayalar için fi açısının şöyle kabaca 30 derece olduğunu düşünürsek, granit gibi kayalarda bu 50-55 derecelere çıkabiliyor. Bir kum taşı diyelim. Teta'nın 45 artı fi bölü 2, 30 derece olursa fi açısı, 60 derece olduğu durumda, yani süreksizliğin yatayla yaptığı açının 60 derece olduğu durumda dayanım minimuma düşüyor. İşte anizotropi gördüğünüz gibi burada kırıksız kaya dayanımını önemli ölçüde etkiliyor. Anizotropi yönleri aynı şekilde anizotropi ilişkisine bağlı olarak dayanım gördüğünüz gibi çok yüksek değerlerle çok düşük değerler arasında değişim sergileyebiliyor, dağılım sergileyebiliyor. Evet, bir anizotropi demek ki kırıksız kaya dayanımını etkileyen faktörlerden bir tanesi. İkincisi şekil. Daha önceki dersimizde boy çap oranı için
narinlik oranı demiştik. Boy mesela şöyle düşünün, bir minareyi düşünün, bir de bir türbeyi düşünün silindirik şekilde. Minarenin boyu uzun, çapı kısa. Dolayısıyla narinlik oranı yüksek, büyük. Bir türbeyi düşünün silindirik. Dairesel başka ne yapı olabilir? Aklıma türbe yapıları geldi. Onun da boyu kısa fakat çapı büyük. Dolayısıyla narinlik oranı kısa. Böyle karotlar düşünelim. İnce uzun karotlar. Narinlik oranı yüksek. Bir de silindirik kaya numuneleri düşünelim. Narinlik oranı da düşük olan. Şu şekle baktığımız zaman mesela narinlik oranı düşükten narinlik oranı yükseğe doğru gidiyoruz. Yukarıda daha küt bir malzeme var. Çap boydan büyük. Narinlik oranı birden küçük yani. Çap boy 1'e eşit ya da boy çap 1'e eşit. Narinlik oranı 1. Boy çaptan biraz daha büyük. Narinlik oranı birden büyük. Narinlik oranı bu alttaki dördüncü şekilde bunlar arasında en büyük. Bakın ne oluyor? Narinlik oranı arttıkça şeklin etkisine bakalım. Narinlik oranı arttıkça ne görüyoruz? Şu bakın artış şuradan aşağı doğru. Bir de narinlik oranı en düşük, dörtte en yüksek. Narinlik oranı arttıkça hemen dayanımın düştüğünü görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şurada sigma C var. Burada da öyle. Tek ekseninde sıkışma dayanımı demek. Narinlik arttıkça dayanım düşüyor. Bir, iki, davranış. Bakın arkadaşlar, narinlik oranının düşük olduğu durumda davranış süneye daha yakın. Sünnet gevrek davranışı hatırlayın. Narinlik oranı arttıkça davranış sünnetten gevreye doğru gidiyor. Evet. Bu durum için yani şeklin dayanma etkisi için söyleyeceğimiz iki şey. Bir, narinlik oranı arttıkça dayanım azalıyor. İki, narinlik oranı arttıkça kırıksız kaya davranışı sünekten gevreye geçiş gösteriyor. Daha çok gevrek davranışa doğru gidiyor. Üçüncü etki boyutla ilgili. Burada numunelerimizi, kırıksız kaya numunelerimizi hep silindirik olarak düşünelim. Boy çap oranları da standartlara uygun şekilde 2 ile 2,5 arasında. Yani boyu şu uzun ekseni boyunca uzunluğu çapının 2 ile 2,5 katı arasında. Ama boyut büyüyor. Bakın şurada diyelim 3 santime 7,5 santim. Yani çapı 3 santim, boyu 7,5 santim bir numunemiz olsun. Şu işte 5'e 12,5 olsun. Şu 10'a 25 olsun. Şu da 20'ye 50 olsun diyelim. 20 çap, boy 50. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Boyut büyüdükçe dayanım azalıyor. Dayanım azalıyor. Burada başkaca gevrek sünek davranış hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Sadece boyutun artmasıyla birlikte dayanımın azaldığını söyleyebiliriz. Nedeni nedir diyecek olursanız, şimdi kırıksız kaya için bizim ölçütümüz şuydu. Makro süreksizlik içermeyen işte jeolojik süreçler takip edilerek oluşmuş doğal malzeme de, demiştik kaya için. Kırıksız kayaya da makro süreksizlik içermeyen bu anlamda meydana gelmiş doğal malzeme dedik. Makro süreksizlik içermiyor ama içerisinde mikro süreksizlikler var. Mesela bir derinlik kayasında iki mineral arasındaki kırıklar gibi. Bunlar bütünlüğünü bozmuyor kayanın ama hacim büyüdükçe sayıları da artıyor. Dolayısıyla şurada bir tane ya da tek tük olabilecek bu tür şeyler hani biraz
Ben çok işe abarttım, mikro çaptan ötesine gittim ama biraz daha onlardan farklı diyelim. Bunların birleşerek oluşturduğu küçük süreksizlikler bütünlüğü bozmayan. Burada hacimce daha az giderek artıyor. Artmasıyla birlikte birim hacim içerisinde sayıları belki sabit kalmakla birlikte hacim büyüdüğü için genel sayı artıyor ve bunların birbiriyle olan yakınlıkları sonuçta üzerine gelen yükten dolayı kırılma yüzeyiyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla daha büyük hacimli bir kırıksız kaya bu mikro çatlaklardan dolayı, bunların fazlalığından dolayı efendim dayanında azalıma sebep oluyor. Bunu ben geçen hafta sanki anlattığımı düşünüyorum. Şöyle yapalım isterseniz daha iyi anlamak için. Şekiller her zaman kelimelerden daha iyidir. Şöyle bir karotumuz olsun elimizde. Tane tane dokunandaki küçük mekanik defolar ondan başka süreksizliklerin çok küçüklerini düşünelim. Mikro fissürler gibi. O güzel bir örnek olmadı, onu söyleyeyim. Böyle bir kayada şöyle T'ler olsun diyelim. Demin bahsettiğimiz mekanik süreksizliklerden, mikro fissürlerden. Bunu boyutu biraz daha büyüttüğümüz zaman şöyle düşünelim. Şunun gibi. Mesela şu şekilde bir yenilme yüzeyinin bunlardan geçme olasılığı çok azken şöyle bir durumda bakın daha fazla. Bu da zannediyorum bize her ikisi de kırıksız kaya olmakla birlikte boyut artarken dayanımın nasıl düştüğü hakkında güzel bir fikir veriyor diye düşünüyorum. Geçiyoruz. Üçüncü sırada, dördüncü sırada pardon, anizotrop şekil ve boyut dedik, çevre basıncına. Şimdi çevre basıncını daha önceki derslerinizden hatırlıyorsunuz. Zemin mekaniği, kaya mekaniği veya jeoteknik dersi. Karota, üç eksenli deney düzeninde uyguladığımız hücre basıncı. Zeminde bunu her yönde uyguluyoruz. Kayada sadece iki yönde uyguluyoruz, yanal yönde. Şimdi sigma 3 bizim çevre basıncımız veya hücre basıncımız. Kayamız kırıksız kaya. Bakın sigma 3 veya çevre basıncı ya da hücre basıncı artarken davranış ne oluyor? Davranışta nasıl değişim oluyor? Şurada bir gözleyelim. Kayada, kırıksız kayada çevre basınçları tipik olarak laboratuvarda 1, 2, 3, 4 megapaskal gibi düşünürsek hücre basıncı şu yönde artıyor. Bakın hücre basıncı artarken birincisi dayanımda bir şeyler oluyor. Dayanım ne oluyor? Hücre basıncı artar. Dayanım artıyor kırıksız kaya dayanım. 2, sünümlülük dediğimiz bir olay var. Bakın şu oransallık sınırından sonra sigma ile epsilon ilişkisiydi hatırlayın sünümlülük. Bakın sünümlülük artıyor. Üçüncü olarak da şey söyleyebiliriz. Davranış hani kaya için hatırlarsanız gevrek sünek demiştik ama hücre basıncı arttıkça davranış gevrek sünekten daha çok süneğe doğru değişim gösteriyor. Davranış sünek davranışa doğru gidiyor yüksek hücre basınçlarında. Evet. Dördüncüsü çevre basıncı. Beşincisi boşluk suyu basıncı. Kırıksız kaya için önemli. Özellikle gözenekli kayalarda kumu taşı, çakıl taşı, kil taşı gibi.
Derinlik kayalarında ama volkanik kayalarında biraz daha marjinal kalan bir parametre bu. Boşluk suyu basıncı gözeneklerde arttığı zaman ne oluyor? Ona bakalım. Sigma 3 sabit hücre basıncı. Boşluk suyu basıncının artması biliyorsunuz emin mekanizmalarını hatırlayacak olursanız hem eksenel gerilmeyi hem çevre basıncını azaltıyor efektif gerilmeler olarak. Şöyle açıklayalım bunu da. Boşluk suyu basıncının sıfır olduğu durum ve aşağı doğru eğrilerde artıyor. Bakın boşluk suyu basıncı artarken hücre basıncı sabit kalmak kaydıyla dayanım ne oluyor? Bir dayanım azalıyor değil mi? Davranış daha çok sanki başlangıçta gevrek sürmek kabul edersek boşluk suyu basıncının artmasıyla istersen bu şekillerin karakterinden onunla ilgili bir şey söyleyemeyiz ama ikinci söyleyeceğimiz şey sünümlülük artıyor bakın. Sünümlülük artıyor. Biraz da davranış sünek davranışa doğru değişim gösteriyor. Demin saydığımız bu iç üç parametre açısından dayanım azalıyor. Sünümlülük artıyor. Davranış da daha çok sünek davranışa yaklaşıyor. Sonuncusu, kırıksız kaya davranışını etkileyen faktörlerden sonuncusu, altıncısı sıcaklık. O da sıcaklığında kırıksız kaya dayanımı, serbest basınç dayanımı, bakın sıcaklığın artışıyla birlikte neler oluyor? Eğrilerin karakterinden yorumlamaya çalışalım. Sıcaklık artarken bir dayanım azalıyor. Gördüğünüz gibi 20 dereceden 400 derece santigrata doğru. 2. Sünümlülük ne oluyor? Artıyor. Sünümlülük artıyor. Davranış da daha çok belki şu eğriyi biraz böyle değil de şöyle çizmemiz daha şey olurdu. Davranış da sünek davranışa geçiyor. Bunları tahmin etmek zor değil. Peki ya biz şöyle bir soru gelebilir akla. Hocam kayayı niye ısıtırız? Yani hangi koşulda sıcaklığın kırıksız kayadaki davranışına etkisine bakarız diyecek olursanız böyle bir soru aklınıza gelecek olursa onun cevabı şu. Yer altında nükleer atıklar depolandığı zaman bu atıklardaki radyoaktif çürüme etrafına ısı yayıyor. Bu ısı da birkaç yüz dereceye kadar çıkabiliyor. Yani 200 derecenin üzerine rahatlıkla çıkabiliyor. Dolayısıyla atık depolandıktan sonra kayanın nasıl davranacağını, sıcaklık arttıkça nasıl davranacağını önceden kestirmek, yeraltı açıklıklarının zamanla nasıl deforme olacağını hesaplamak, işte bu konuyla ilgili modelleme yapmak açısından bu tür veriler önemli. Yani işe yaradığı yerler neresi diye sorulduğunda hemen yer altında nükleer atık depolamak diye cevap vereceksiniz. Nükleer atıkların depolandıktan sonra radyoaktif çürümeden, bozuşmadan dolayı sıcaklık yaymaya devam edeceği gerekçesiyle bunun pratikte ne işe yaradığını bu şekilde sizden sorulduğunda açıklamış olacaksınız. Evet. Şimdi kitaba geçeyim hemen. Kitapta çabucak bu anlattığım konularla ilgili benzer şekilleri dikkatinize sunacağım arkadaşlar. Anizotropiyi açıkladık. Boşluk suyu basıncını açıkladık. Buralara bakalım. Mesela benim çizdiğim şekillerin biraz daha farklı
çizimleri var. Çoğu benzer olmakla birlikte. Açıklamalar önünü arkasını okuyoruz her zaman olduğu gibi. Şurada sigma 1 eksi sigma 3 demiş. Buna biz zemin mekaniğinde veya jeoteknikte daha önceki gördüğümüz dur bakayım. Ben bir şey karıştırıyorum. Sabahleyin %30 İngilizce anlattım. Onlar jeoteknik okudu. Siz %100 Türkçe grubusunuz. Siz zemin mekaniği okudunuz. Evet, burada düzeltelim. Zemin mekaniği dersinizde sizin deviatör gerilme diye bir kavramı hatırlamanız lazım. Sigma 1 ile sigma 3'ün farkı deviatör gerilme. Bu grafikte deviatör gerilmeyi koymuş. Farklı iki kayanın davranışını göstermiş. Yani şuradan iki minimumla bizim az önce söylediğimiz gibi teta artı teta eşittir 45 artı fi bölü 2'den ya da o şartı sağlayan açıya karşılık gelen minimumlar şunlar. Burada olduğu gibi. Buraya döneceğim tekrar. Biraz farklı gitmiş. Ben toparladım. Araya oluşup girmiş. Sonra çevre basıncı falan geliyor. Bakıyorum. Evet. Şimdi mesela numune şekliyle ilgili bir grafik. Bunu anlattık. Boyutla ilgili grafik. Yani notları temize çekerken videoyu seyrettikten sonra benim şekillerden ve şu şekillerden şöyle kendinize güzel bir grafik hazırlarsınız kenara. Daha sonra sınava hazırlanırken güzelce çizmek için. Bu şekilleri özenle çizeceğiz arkadaşlar. Yani az önce dikkat ettiyseniz benim çizimlerdeki sünümlülük miktarı, işte dayanımın yüksek veya düşük oluşu, eğrilerin geometrisi önemli. Rastgele çizmiyoruz bunları. Burada çevre basıncının etkisini değişik renklerle anlatmış. Boşluk suyu basıncı etkileri var. Bakın. Daha sünek ve süneye daha yakın davranıştan dayanım azalıyor. Sünümlülük karakteri de değişiyor ama buradaki anlattığım benim çizdiğimdeki kadar çok şey değil, net değil. Dolayısıyla bundan benim çizdiğimi esas al. Sıcaklıkla ilgili şekil yoktu. Evet, onu ben eklemiş oldum. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Kırıksız kaya için bir başka önemli konuya yenilme ölçütü. Zemin mekaniğini almış olmak bu kavramı öğrenmek açısından o ders alanlar için şu anda bir avantaj. Gelelim. Şurada olacak. Evet. Şimdi zemin mekaniği dersine geri gidecek olursak bu ders zemin mekaniğinden sonra okutuluyor. Zemin mekaniği, güzde, kaya mekaniği, baharda. Dolayısıyla bazı kavramlarda ortak zeminle kaya iki farklı malzeme olmakla birlikte. Zemin mekaniğinde bir zarftan bahsettik. Yenilme zarfı diye. Aslında bu zarf silindirik şekildeki zemin numuneleri kırıldığı zaman kırılma koşulunda çizdiğiniz şu dairelere, mor dairelerine çizilen bir teğetti. Şöyle. Yani bu bir sınır durumu. Bu zarfın altında herhangi bir yarım daire stabil, herhangi bir yarım daireyi veren zemin veya kaya stabil, üstünde duraksız. Bunu isterseniz şöyle açıklayayım ben. Yenilme koşulu. Biraz fazla durmamız lazım üzerinde. Kameraya geçiyorum.
Şimdi yer altında nasıl diyelim? Yer altında bir nokta olsun. Şöyle bir noktadan bahsedelim. Burada başlangıçta düşey gerilme var, yatay gerilme var. Şöyle ölçekleştirecek olursak. Şuna bildiğimiz kavramlarla sigma 3 diyelim. Şuna sigma 1 diyelim. Bunun üzerine bir yapı inşa edersek, şöyle bir baraj diyelim. Kaya ortamı. Burada biz kırıksız kayadan bahsediyoruz. Henüz şey geçmedik sensörle. Kaya kütlesine süreksiz ortama geçmedik. Şimdi şöyle diyelim. Buradan bir karot alsak, birçok karot alıp da bir zarf çizsek, kırıksız kaya davranışını laboratuvarda test ettiğimiz zaman bunu sigma 3, sigma 1 zemin mekaniğindeki gibi zarf daireleri çizdik ve şöyle bir zarf elde ettik. Biliyoruz ki bu zarf kırıksız kayanın yenilme durumu. Yani uç durumları temsil ediyor. Şu noktayı bir daha düşünelim. Bu noktada bir sigma 3 değerimiz var. Şöyle bir sigma 1 değerimiz var. Şunun gibi. Evet. Yer altındaki fiziksel koşul bu şekilde. Barajı yaptık. Şöyle diyelim. Baraj inşa edildi. Bu yeşil baraj olsun. Gövde, beton baraj. Ne oldu? Sigma 1 artacak. Tabii sigma 1 ile bağlı, ona bağlı olarak sigma 3 de artacak. Diyelim sigma 3 önce buradaydı, buraya geldi. Sigma 1 de buradan buraya geldi. Evet, yeni durum bu. Kırıksız kaya için konuşuyoruz. Daha sonra bunu süreksizliklere uygulayacağız. Şimdi biz arkadaşlar bu durumda şunu geçmediği zaman yani yükleme koşulları diyelim şöyle olmadığı sürece hep güvenli taraftayız. Zarfın altı güvenli yükleme koşulu, üstü güvensiz yükleme koşulu. Burası sınır. Buna yenilme zarfı diyoruz. Mor daireleri hiçbir zaman bunu kesemez. Yani buna teğet olduğu anda zaten yer altındaki fiziksel koşullar teğet bir mor dairesi verdiği anda siz zaten sınıra ulaşmışsınız demektir. Yani yenilme gerçekleştikten sonra daha fazla yükleme yapamazsınız. İşte bu bir yenilme ölçütü. Bunun adı Mohr Coulomb yenilme ölçütü. Mohr Coulomb yenilme ölçütü. Denklemi tau eşittir. C artı sigma tanjant phi şeklinde. Yani bu bizim bildiğimiz matematiğin birinci derece denklem A artı B eksi ifadesi. Y yerinde tau var. Sigma'nın yerinde B var. A dediği şu kohezyon şuradaki. Bu şekilde B dediği eğim. Tanjant phi pardon. X'te sigma var. Şu sigma. Şu tau. B dediğinde tanjant phi'ye karşılık geliyor. Yenilme ölçütü şu. Şimdi bir sorular mı var bakıyorum. Bazen şeyi açtığımda, evet kameraya geçtiğimde mikrofon gidiyor. Şu anda gitmemiş. Bakıyorum soru mu var. Denklem referans aralığı var mı hocam? Ya sorular ne bu? Buradaki anizotropi ışınsal değil, kuvvetsel değil mi? Böyle bir soru olmaz ama önce soruyu doğru sormak lazım. Onu bir düşün Tarık Turat.
Hasan Çiftçi, denklemin referans aralığı var mı hocam? Referans aralığı derken o da belirsiz. Ne sorduğunu anlayamadım. Grafik çizmeden formülle çözülemez mi? Tabii çözülebilir ama grafikte işin anlatımı için kolay bir yol olması açısından bizim için olmazsa olmaz. Değişir. Kayadan kayaya değişir. Belli bir değer aralığı olup da sınır ölçüsü. Yani o her zaman kırıksız kayanın kohezyonu farklıdır. Sütunması farklıdır. Granitte farklı. Zayıf tüfte farklı. Dolayısıyla onu belli bir sayıya şey yapamayız. İndirgeyemeyiz. Evet. Yenilme ölçütü bir şey verildiği zaman denklemde parametre verildiği zaman, mesela bu denklemde bağımlı değişken tau, bağımsız değişken sigma. Sigma verildiği zaman, yükleme koşulları verildiği zaman dayanımı ifade eden parametrenin bulunması bir koşulu kullanarak diğeriyle kıyaslama yapma. Yenilme ölçütü. Burada ölçtüğümüz şu zar. Onun da adı mor krom yenilme ölçütü. Denklemi de bu. Mor krom yenilme ölçütü arkadaşlar sadece kırıksız kayaya uygulanır. Ve esasında kırıksız kayanın davranışını temsil etmek açısından da yetenekleri biraz da sınırlıdır. Problemin kendisine baktığımız zaman şurada esasında yükleme koşulları arazide daha çok süreksiz ortamın davranışıyla ilgili. Ama bu demek değildir ki her zaman durumlar ne olursa olsun biz süreksiz ortamın ya da kaya kütlesinin davranışına bakacağız. Hayır. Kaya kütlesinin davranışını iki parametre etkiliyor. Birincisi kırıksız kayanın dayanımı. Dersimizin başlarına gelip hatırlayacak olursak. İkincisi süreksizliklerin karakteri. Süreksizlik dayanımı ya da süreksizlik yüzeyleri boyunca dayanım özellikleri. Dolayısıyla kaya kütlesi davranışına geçerken onu anlamak için kırıksız kayanın davranışını da bilmek lazım. Hangi koşullarda yenildiğini bilmek lazım. Onu da yenilme ölçütü adı verdiğimiz bu yöntemle irdeliyoruz. Mor krom yenilme ölçütü sadece kırıksız kayaya uygulanabilir. Ve kırıksız kaya davranışını temsil etme açısından yetenekleri de biraz sınırlıdır. Sonraları daha yakın geçmişte yeni bir yenilme ölçütü ortaya atıldı. Hook-Brown yenilme ölçütü diye. Bu yenilme ölçütü hem kırıksız kayaya uygulanabiliyor hem kaya kütlesine. Bu anlamda mor krom yenilme ölçütünden çok çok daha kullanışlı bir yenilme ölçütü. Birinci avantajı bu. İkincisi kırıksız kaya davranışını da mor krom yenilme ölçütünden daha iyi temsil ediyor. Evet. Avantajları bunlar hukukların. Şimdi dünyanın değişik yerlerinde arkadaşlar çok sayıda bugüne kadar kırıksız kaya numuneleri üzerinde tek eksenli sıkışma deneyleri yapılmış. Aynı numuneden mesela buna P diyelim. Alana böldüğümüz zaman bunu yenilme anındaki kuvvet kırıksız kayanın tek eksenli sıkışma dayanımı sigma C.
Aynı malzemeyi 3 eksenli deneye tabi tuttuğumuz zaman kırılma anındaki kuvveti yenilmeyi, gerilmeyi affedersiniz. Şöyle diyelim. Sigma 1, sigma 3, sigma 3. Yenilme düzlemlerini de çizelim. Yatayla teta açısı yapıyor. Böyle. Bu tek eksenli sıkışma deneyi, bu üç eksenli sıkışma deneyi. Burada sigma C var, aynı kaya diyelim. Ne olsun? Kırşehir graniti olsun. Sigma C'yi bulmuş. Burada da sigma 3, hangi sigma 3'te hangi sigma 1 elde ediliyor? Kırılma anında bu sabit, bu değişken maksimum değerini alıyor. Buradan da iki tane parametre bulmuş. Sabit deney esnasında. Bu da yenilme anındaki eksenel gerilme. Bunun gibi bakın burada 1, 2, 3 tane değerimiz var. Dünyanın değişik yerlerine ait çok sayıda, yüzlerce, binlerce veriyi almış Hook ve Brown isimli araştırmacılar. Şuraya bir tarafa sigma 3 bölü sigma C demişler. X eksenine. Y eksenine de sigma 1 bölü sigma C demişler. Yani Y ekseninde yenilme anındaki eksenel gerilmeyi tek eksenli sıkışma dayanımla bölmüşler. X ekseninde deneye uygulanan sigma 3'ü, çevre basıncını aynı kayanın tek eksenli sıkışma dayanımına bölerek bir grafik hazırlamışlar ve şöyle noktaların dağıldığı şu şekilde bir eğri elde etmişler. Bu eğri kendi adlarıyla anılan Hook-Brown yenilme ölçütü. Tabii eğri olduğu için az önceki Moore-Coulomb'dakine benzer bir y eşittir a artı bx şeklinde tanımı yok. Belki bir hiperbolik denklem. Bunun da denklemi, onun için metne gitmemiz gerekiyor. Sigma 1 eşittir sigma 3 artı parantez içerisinde bir ifade. Ben formülü ezberlemiyorum. Sizin gibi öğrenciyken ezberledim, geçtim. Öğrencilikten sonra artık ezbere ihtiyacım yok. Lazım olduğunda ilgili sayfayı açıp bakıyorum arkadaşlar. Ama sizler bu dersi geçene kadar bu formülleri maalesef ezberlemek durumundasınız. Şimdi dediğim sayfaya geçeyim. Yani ben şu anda ezbere yazamam diyorum. Belki yaklaşırım ama yaklaşık bir şeyler yazarım ama yanlışlıkla bilgi verip size karşı mahcup olmak istemiyorum. Şuradan yapacağız. Şimdi Hook-Brown yenilme ölçütünde denklemimiz şu şekilde. Evet, şu maviyle gördüğünüz denklem. Karekök içerisinde boş bıraktığım kısım. Mi çarpı sigma ci çarpı sigma 3 artı sigma ci'nin karesi. Sigma ci'yi az önce ben çizimlerde kırıksız kayanın tek eksenli sıkışma dayanımı olarak ifade etmiştim. Aynı parametre burada i alt simgesi almış fazladan.
Yani bu formülde gördüğümüz sigma ci kırıksız kayanın tek eksenli sıkışma dayanımı. Sigma 3 aynı kayanın 3 eksenli deneyde aldığı hücre basıncı. Mi'yi açıklayacağım. Evet. Bu formül bize neyi ifade ediyor? Elimizde şunlar varken sigma 3, sigma c ve mi belliyken kayanın hangi eksenel gerilme koşulunda kırıldığını bize ifade eder. Yenilme ölçütü. Şunlar belliyken sigma 1'in ne olacağını ifade eder. Bu da böyle bir ölçüt. Mi burada kırıksız kayayı oluşturan partiküllerin birbiriyle kenetlenme derecesi. Partiküllerin kenetlenme derecesi. Kırıksız kayamız bir granitse, onu oluşturan mineralleri biliyorsunuz tipik olarak. Kuvars ve ispat ağırlıkta, daha tali olarak mika, hornblende vesaire. Bu bileşenlerin birbiriyle kenetlenme derecesi. Şimdi şöyle gözünüzü bir kapatın. Aynı olayı bir tüf için düşünün. Tüfte neler var? İşte tipik olarak silikon boyu bir malzeme birbirine yapışmış vaziyette. Sıcakken hani üstte düşünce kaynayıp iblim birik vesaire oluşturuyorlar ya tüf. Gözünüzü kapatın bakalım. Ne dersiniz? Mi partiküllerin kenetlenme derecesi. Granit için mi daha kuvvetli bir parametre ya da daha yüksek bir sayı olur bu? Tüf için mi? Tabii hemen jeolojik deneyimlerimizden cevabı granit diyeceksiniz. Evet. Aynı şeyi bir kum taşı için de düşünebiliriz. Ya da bir kum taşıyla kuvarsiti yan yana koyun. Kuvarsitte tanelerin birbiriyle bağlanma derecesi, kenetlenme derecesiyle bir kum taşında partiküllerin birbiriyle kenetlenme ilişkisi çok farklı olacaktır. Kaya ne kadar sağlamsa, partiküller ne kadar birbiriyle sıkı ilişkili ise mi o kadar yüksek. Kırıksız kayada mi 35'lere kadar çıkabiliyor. Gabbro, granit gibi kayalarda. Tüflerde hatta bazı şehirlerde 2'ye 3'e kadar düşebiliyor. Bu laboratuvarda deneysel olarak bulunan bir parametre. Bunun ayrıntılı açıklamalarını ancak dergilerde yayınlanmış, periyodik dergilerde yayınlanmış makalelerde bulabilirsiniz. Burada sadece sayısal değerlerini vermiş. Kırıksız kaya için mi değerleri. Demin söylediğim mahmatiklerde mesela granitte 35'e kadar çıkıyor. En yüksek şeyde kil taşında 2'ye kadar düşebiliyor. Yine şu grafiğe bakacak olursak kırıksız kayanın değişik yükleme koşullarında verdiği tepkiler farklı. Mesela 3 eksenli deneye tabi tuttuğunuz zaman sigma 1 sigma 3 ilişkisi şöyle bir uzayda sigma 1 sigma 3 uzayında şöyle bir nokta verirken tek eksenli sıkışmada sigma 3 0 sigma 1 sigma c'ye eşit tek eksenli sıkışma dayanımına çekme deneyinde bu 0 bu sefer sigma 1 0 sigma 3 basının tersi olduğu için işareti eksenin orijinin bu tarafında. Mor diyalamı da mor klon yenilme ölçütü de kırıksız kayada buna benzer ama onun şeyi zarfı daha doğrusal. Bununki gördüğünüz gibi hiperbolik. O yüzden dedim Hope-Brown yenilme ölçütü kırıksız kaya dayanımını temsil etmede mor klon'dan daha uygun diye. Evet.
Şurada az önce size Hukuk Kur'an isimli araştırmacıların dünyanın değişik yerlerde yapılmış çok sayıda tek eksenli, üç eksenli ve dahil çekme deneylerinden elde ettikleri verilere göre oluşturdukları grafik. Vaktimiz epey ilerlemiş, az kaldı. Bakalım bir toparlayıp bitirelim. Bu elastisite modülü puason oranı sık sık karşımıza çıkıyor. Burada nasıl ölçüldüklerini galiba göstermek için koymuş bu şekli. Düşey yöndeki şunu büyüteyim biraz. Deneyle hücre içerisindeki karota veyahut da tek eksenli yapıldığı zaman dışarıda yüzeyine strain gauge ya da deformasyon ölçer adı verilen özel aparatlar yerleştirirken çaptaki yani boydaki değişimler ölçülüyor. Orada puason oranına geçiliyor. Yani tabii kelimelerle anlatırken bu çok kolay gibi geliyor ama gerçekte bunların uygulaması bayağı zahmetli işlemler laboratuvarda. Şimdilerde şöyle mekanik uzama cetvelleri diyorlar, bunları komparatör, yok ekstansometre gibi resimler de alıyor. Daha, biraz daha pratik şekle dönüşmüş durumda. Böyle bir sistematik yok gibi bir konu anlatımına bakıyorum da böyle hemen birdenbire başka bir konuya geçiyor. İlişkili ama tam ilgili başlık altında bana göre uymayan bir şey. Her neyse biz de şey yapalım akışına kendimizi kaptırıp gidelim. Bu kutuda kırıksız kaya için elastik sabitlerin hesaplanmasını göstermiş. Özellikle ben burada puason oranını çok anlattım size. Elastik modülünü biraz daha önce bildiklerimizden biraz daha farklı anlatmaya çalışayım. Elastik modülü ya da Young modülü 3 değişik şekilde ifade edilebilir. Böyle bir parametre karşınıza çıktığı zaman şeyine bakmanız lazım. Hani ne tür elde edildiğine bakmanız. Tipik olarak bu şuna uyar. Eğer bir ya, izah, farklı bir bilgi verilmemişse, ilaveten bir bilgi verilmemişse şuna uyar. Peki bu nedir diyeceksiniz. Bir kırıksız kayanın elastisite modülü 3 şekilde belirlenebilir. Birincisi ortalama modül, ikincisi tanjant modülü ya da ortalama elastisite modülü, tanjant elastisite modülü, sekant elastisite modülü gibi üç farklı şekilde ifade edilir. Tanjant elastisite modülünde sigma epsilon eğrisinin şu düz kısmının eğimi esas alınır. Tipik olarak bunun eğimi nedir? Doğrunun şuradan çizdiğimiz teğetin iki noktası arasındaki y ekseni farkı delta y. Burada delta sigma oluyor. Şurası da delta x ya da x ekseninde epsilon olduğu için delta epsilon. Ortalama elastisite modülü bu şekilde. Tanjant elastisite modülü ise maksimum dayanımın yarısına denk gelen noktadaki sigmanın epsilon oranı. Tek nokta. Tek sigma, tek epsilon. Bu da tanjant elastisite modülü. Ha bunlar çok değişir mi? Aralarında ufak tefek farklılıklar olabilir. Çoğu zaman büyük farklılık yoksa hepsini yerine şunu alır öyle kullanırız. Üçüncüsü de sekant elastisite modülü. Bunda da arkadaşlar eğrinin pik yaptığı noktayla yani maksimum dayanımla orijini birleştiriyoruz. Bakın şunlardan farklı. 3 tane teğet var burada. 1, 2, 3. Bu ikisinden farklı son ikisinden. Bu eğrinin eğimi. Bu daha doğrusu buna eğri demeyelim de. Bu iki noktanın eğimi bize neyi veriyormuş? Sekant elastisite modülü.
şu noktayla şu noktayı birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz doğrunun eğimi, delta sigma bölü delta epsilon. Poisson oranında şuna gidelim tekrar. Mesela tek eksenli sıkışma deneyinde şu yatay olan çaptaki değişimi ölçüyor. Düşey olan boyuna değişimi ölçüyor. Bunu numuneye uyguladığınız kuvvet, dolayısıyla onun alana bölümü durumunda ortaya çıkan gerilme, normal gerilme ile grafiğe vurduğunuz zaman boyuna birinde formasyon, grafiğin sağ tarafında, enine birinde formasyon, sol tarafında. Bu eğrileri bu şekilde oluşturuyoruz. Poisson oranını elde etmek için eğer bu eğriler çok düzgünse orta noktada şu ikisini alıp çapsal birinde formasyonu boyuna ya da eksenel birinde formasyona böldüğümüz zaman şimdi olduğu gibi Poisson oranını bulabiliyoruz. Burada V yazmış ama bu Yunanca mü olacak. N harfinin Yunancası. Mü, V'ye benziyor. V olarak kalmış orada. Evet. Eğri çok düzensiz olduğu zaman, saçılım fazla olduğu zaman birkaç tane noktayı şunun şuna oranı, şunun şuna oranı aynı sigmaya karşılık gelecek şekilde 4-5 tane Poisson oranı bulup bunların ortalamasını vermek daha doğru. Ama bu işlemi eğrinin şu orta kısımlarında yapmaya özen göstereceğiz. Bir daha söyleyeyim. Tek ekseni sıkışma deneyinde sigma epsilon eğrisi muntazam olduğu zaman şunun gibi, şunun gibi bir tek noktadan çapsal birinde formasyonu eksenel birinde formasyona bölerek burada olduğu gibi Poisson oranını bulabiliriz ama bazen bu şöyle çok dalgalı olabilir şu şekilde. O zaman şu orta kısımda birkaç noktanın şunun şuna bölümünü alarak birkaç tane Poisson oranı bulup ortalamasını o kırıksız kaya için temsilci değer olarak rapor ediyoruz arkadaşlar. Evet, buraları anlattık. Bakayım sonra ne geliyor. Bir de zannediyorum dolaylı çekme dayanımı gelecekti. Evet. Şimdi kırıksız kayada arkadaşlar bazen kaya mekaniğinin çok hani yaygın olmayan fakat özel durumlarda çekme dayanımına ihtiyaç duyabiliriz. Bu biraz bizim dersin sonlarına doğru hidrolik çatlatma deneyimleri silah karşımıza çıkacak. Pratikte az da olsa çekme dayanımının kullanıldığı yerler var. Biz çekme dayanımında şöyle bir formül kullanıyoruz. Selim Hoca biraz notları hazırlarken ben onun videosunu yükledim bugün. Laboratuvar deneyini videoya çekmiş. Bana yolları ben de YouTube videosu olarak hazırlayıp web sayfamda paylaştım. Sonuçta aynı kapıya çıkıyor ama ben dolaylı çekme dayanımı olarak şu formülü kullanmanızı akılda kalması daha kolay olması açısından tavsiye ediyorum. Bunun için şöyle bir açıklama yapacağım size. Arkadaşlar, şimdi bası gerilmesi biliyorsunuz numuneyi sıkıştırma şeklinde oluyordu. Gerilme çeşitlerini açıklarken hatırlayacaksınız. Çekme gerilmesi de cismin boyunda şöyle uzama meydana getirecek şekilde uygulanıyordu. Şimdi kırıksız kayıya tek ekseni sıkışma deneyinde bası gerilmesi uygulamak kolay. Verdiği sonuçlar da gayet güvenilir. Ama çekme deneyinde aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bir kere şu başlıkları tutturmak, şu aradaki kuvvetli sürtünmeyi sağlamak bazen yapıştırmayla bazen sıkıştırarak zor bir işlem. Böyle bir dezavantajı var. Yapılması zor bir deney. Bir de numunenin içerisinde mesela demin bahsettiğimiz o mikrofissürler var ya
boyutta hani dayanımın düşmesine sebep oluyordu. Karot içerisinde ya da kırıksız kaya içerisinde varlığı muhtemel mikrofisüller şuralarda. Onlar çekme dayanımını ciddi anlamda etkileyebilirler. Dolayısıyla bu doğrudan çekme deneyi pek tavsiye edilmez. Hem pratik olmayış açısından hem de mikrosüreksizlikler içermesi bakımından ve dolayısıyla bu mikrosüreksizliklerin çekme dayanımının olduğundan daha düşük vermesinden dolayı tercih edilmez. Size çekme doğrudan çekme deneyin için tercih edilmez denildiği zaman kırıksız kayada böyle cevap vereceksiniz. Hani burada yapılan anlatımlar, açıklamalar tersinden sorularak önünüze bir sınav sorusu olarak gelebilir. Onun yerine biz şöyle yapıyoruz. Karotu alıyoruz. Çapı boyunca bir sıkışma kuvveti uyguluyoruz. Şurada gördüğünüz gibi F kuvveti. Bunu yaparken numunemiz sanki şu düzleme dik yönde çekiliyormuş gibi bir tepki verecektir. O yüzden buna biz dolaylı çekme deneyi diyoruz. Brezilya'da ilk kez çıktığı için Brezilya deneyi diye de ifade edilir. Değeri de şu. Sigma T kırıksız kayanın çekme dayanımı. T İngilizce tension'ın baş harfi. Sigma C'deki C de compression'ın baş harfi C. Burada sigma T çekme dayanımı. 2P bölü pi değerle 2P bölü pi değerle. Burada P kırılma anındaki kuvvet, D deneye tabi tutulan numunenin çapı, L de numunenin şu sayfa düzlemine dik yöndeki yüksekliği. Bununla ilgili bir örnek çözüp hemen dersimizi bitirelim. Onun için kameraya geçeyim. Evet, bir Brezilyan deneyinde, dolaylı çekme deneyinde şöyle bir karotumuz olsun. Şu yönde sıkıştırdık. Şu şekilde de yarıldı. Burada yenilme anındaki kuvvetimiz ne olsun? 1000 ya da 200 1200 kilogram olsun. Kilogram kuvvet diyelim. L ne olsun? 5 santim. D de çap 6,5 santim olsun. Şimdi arkadaşlar bunları bir alışkanlık edineceğiz ve şu sistemi kullanacağız. SI sistemi. Tamam. SI sisteminde International System diye bir Fransızca iki kelimenin baş harfi. Şunu Newton'a dönüştüreceğiz. 9,81 ile çarparak ne yapar? Hemen alalım hesaplarımızı. 1200 çarpı 9,81 11.772 diyor. Ben bunu aynen yazayım. Sonra dönüştürdüm. Newton diyorum. Bunu 0,05 metre diyorum. Buna da 0,065 metre diyorum. Gelelim formülümüze. Sigma T eşittir. Bakın hepsini Newton ve metre yaptım. 2 çarpı 11.772 bölü pi
çarpı D yerine 0,065, L yerine de 0,05 metreyi koyduğum zaman, şuralara metre diyelim. Şurada Newton. Bakın Newton bölü metre kare oldu. Sonuç ne olacak? Bilmem ne Newton bölü metre kare olacak. Çok büyük sayı olduğu için bunu mega paskala, mega Newton bölü metrekareye veya megapaskala çevireceğiz. Bakalım neymiş? Pi, önce paydayı yapalım. Çarpı 65 çarpı 0,05 eşittir. İçeri at. 2 çarpı 11 ve 772 bu. Böyle payda. 2 milyon 306 bin gibi bir sayı. 2 milyon 306 bin Newton bölü metre kare. Milyona böldüğümüz zaman şöyle dememiz yeterli. 2,31 megapaskal. Şöyle diyelim. Tek ekseni sıkışma dayanımı şeyin 10 ile 20 katı arasında çekme dayanımı. Dolaylı çekme dayanımı bulduğumuz Dolaylı çekme deneyinde bulduğumuz dayanımın 10 ile 20 katı arasında deyip dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Sorunuz varsa alayım. Yoksa oturumu kapatacağım. Şunu söyleyeyim. Bundan sonra iki tane daha ders yapacağız. Üçüncü hafta ara sınav olacak. Lütfen ara sınava kadar olan konulara iyi çalışalım ve final için ara sınava kadar olan konulardan muaf olma hakkını elimize alalım arkadaşlar. Bu dersi geçmenin sırrı, formülü bu öğütte, bu nasihatta gizli. Evet. Sorusu olan arkadaşımız var mı? Yoksa kapatıyorum oturumu, kaydı durdurup arkadaşlar size